Geçtiğimiz videoda Drake denklemi üzerinde çeşitli varsayımlarla değerler verdiğimiz bu değişkenlerin çarpımıyla Samanyolu galaksisinde tespit edilebilir 12.5 uygarlık olduğu sonucuna ulaştık. Bu uygarlıkları neden tespit edemediğimize dair birkaç sebep saydım. Ancak o videonun yorumlarında da belirtilen bu sebeplerden en bariz olanını bu videoya bıraktım. Bu sebep sinyalin çok zayıf olması olabilir. Eğer galaksimizde 12.5 yani 10, 11, 12 civarında tespit edilebilir uygarlık varsa bizden çok uzakta olmaları da mümkündür. Resimdeki Samanyolu galaksisi değil. Ancak Samanyolu galaksisinden çok da farklı görünmeyen bir galaksi kendi galaksimizi böyle bir açıdan görme fırsatımız yok. En azından şimdilik. Buradan çok uzaklara seyahat edene kadar yok. Ancak bunu samanyolu varsayalım ve biz buradayız diyelim. Eğer 10-12 tane uygarlık olsaydı, 1, 2, 3, 4 ki galaksinin merkezi daha yoğun olduğundan buradan başlasak daha iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunlardan en yakını bile bizden on binlerce ışık yılı mesafede olabilir. Arada patlayan yıldızlar gibi bize sinyalleri gelen birçok garip olay oluyor olabilir. Ve o uygarlıkların sinyali çok zayıf olabilir veya galaksinin dört bir yanında vuku bulan tüm bu çılgınlıklar çok fazla parazite yol açıyor olabilir. Önceki videoda da bahsettiğim diğer sebepler şöyleydi. Radyo iletişiminin de ötesine geçmiş olmaları veya hiç kullanmamış olmaları ya da yalnızca çok kısa bir geçiş dönemi için kullanmış olmaları. Belki önümüzdeki 100 yıl içinde biz de böyle bir yol bulacağız. Bu uygarlıkları neden tespit edemeyebileceğimiz üzerine bir diğer fikirse, sayılarının ondan da az olmasıdır. Burada Drake denklemini kullandığımda çok da uzak ihtimal olmayan varsayımlarda bulundum. Ancak bu varsayımları galaksinin çeşitli yerlerinde normal aralıklarda gerçekleşmeyebilecek felaketlere hesaba katmadan yaptım. Ancak bizim galaksimizde ve diğer galaksilerde bu tip felaketlerin gerçekleştiğini biliyoruz. Her ne kadar bilmediğimiz türleri de olsa örnek olarak en bilineni gama ışını patlamaları. Bunlar halen anlamaya çalıştığımız şeyler. Bu konuda kuasarlar başlıklı videoyu izleyebilirsiniz. Ancak temel olarak gama ışınları tüm bu madde Genellikle milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin merkezlerindeki süper kütleli kara delikler tarafından çekilirken etrafa yayılan ışınlardır. Ancak gama ışını patlamaları galaksiler dahilinde de görülebilen şeylerdir. Bazı yıldızların içe çökerek kara deliklere dönüşmelerinde ya da çeşitli koşulları yerine getiren nötron yıldızlarında gama ışını yayılmaları gözlemlenir. Bazı yıldızların içe çökerek kara deliklere dönüşmelerinde ya da çeşitli koşulları yerine getiren nötron yıldızlarında gama ışını yayılmaları gözlemlenir. Bundan hareketle de eğer bu gama ışını patlamalarının birkaç bin ışık yılı yakınında bu patlamanın doğrultusunda bulunan uygarlıklar varsa bu inanılmaz seviyelerde radyasyon yayan patlamalarla tamamen yok olurlar ve gezegenleri tamamen verimsizleşir diyebiliriz. Hatta dünyanın tarihinde bile Dinozorlardan da önce, yani 1 veya 2 milyar yıl önce gerçekleşen bazı soy tükenme olaylarının sebebinin nispeten daha yakın gama ışını patlamalarından kaynaklandığı üzerine teoriler var. Bu teori her birkaç milyar yılda bir dünyaya bu tip gama ışınlarının vurduğunu söyler. Ayrıca galaksiyi bir bütün olarak düşünürseniz bizim güneş sistemimizin yörüngeye oturduğu bölgenin galaksinin merkezine olan uzaklığına aşağı yukarı ideal diyebiliriz. Çünkü merkeze yaklaştıkça yıldız yoğunluğu artar. Yani dünya şu anda bile birkaç milyar yılda bir gama ışını patlamalarına maruz kalıyorsa galaksinin merkezinde olsa bu aralık çok çok daha sık bir hale gelirdi. Çünkü bu bölgedeki aktivite, yaşlanan veya çökerek kara deliklere dönüşen yıldız sayıları çok daha fazladır. Yani kesin olarak bilmiyoruz. Ancak galakside henüz onları tespit edebilecek kadar gelişmiş hale gelmediğimiz binlerce uygarlık olabilir. Ya da galakside gerçekleşen bir sürü çılgınlık içerisinde sinyallere bize ulaşmayan sınırlı sayıda uygarlık da olabilir. Tabii bizden başka kimse de olmayabilir. Ancak bunu pek ilgi çekici bulmadığımdan onun üzerinde fazla durmuyorum. Hoşçakalın.